Selamlar hepinize. Eşyalarımızı tanıyalım. Video serimizin yeni bölümünde bugün fırsat var. Daha önce de bahsetmiştim zaten. Bir sonraki bölümlerden birinde fırsatı değerlendirir diye. Bir zırhleşme eşyası fırsat. Ama tabii diğer zırhleşme eşyalarından bir ufak farkı var. Onu unutmamak lazım. E, hareket hızı veriyor. Yani hareket hızı League of Legends'ta çok az bulduğunuz istatistiklerden bir tanesi. Yani işte büyücülerin Kozmik Drive'ı var, bir deliç boğanı var, onların iki tane opsiyonu var, nişancıların var, Hayalet dansçısı. Assassin'lerin de bu var. İşte tanklarım var. Şey, ölü adam zırhıyla. doğanın kudreti. Ama gördüğünüz üzere yani 5-6 tane eşya var. Totalde zaten hareket hızı az bulunan bir istatistik. O yüzden diğer eşyalardan biraz daha farklı değerlendirmek gerekiyor. Şimdi fırsat 2700'lük bir eşya. Ee, onun kıyaslanma noktasında da bu arada başka bir 2.7 yüzlük eşyamız var. Yoğumu var ki çok da benziyorlar aslında istatistiksel olarak. Ee, i̇kisini kıyaslamak istiyorum biraz ve benim şahsi fikrim ben fırsatı çok daha iyi bir eşya olarak görüyorum yoğumudan. Ee, çünkü özellikleri, yani unique özellikleri farklı. Aslında istatistiksel olarak çok benzerler. Şöyle inceleyelim hemen. Fırsat 55 saldırı gücü, 18 zırtleşme, %5 hareket hızı veriyor. Yoğumu da 60 saldırı gücü, 18 zırtleşme veriyor. Yani zaten Zırtleşme kısmı zaten aynı. Burası eşit. Onlar cepte. Fakat ikinci kısımda unik kısımlarında yani eşyaya has özelliklerinde e, fırsatın iki tane özelliği var. İkisi de pasif. E, bir tanesi savaş dışında kaldığınızda yani 8 saniye herhangi bir şampiyona vurmadığınız zaman e, tekrardan bir zırtleşme kazanıyorsunuz. 5 ila 10 arası. Bu şamp bir şampiyona vurduktan sonra 3 saniye boyunca da üzerinizde kalıyor. Yani bir şampiyona aslında 3 saniye herhangi bir zırtleşme şampiyonu için birini düşünene kadar yeterli bir süre. Aynı zamanda e, bir de defansif kısmı var bunun. Eğer ki birini düşürürseniz, yani bir şampiyonu düşürdünüz vurduktan sonra e, o şeyi yani fırsatı, buff'ını aldınız diyelim ve yani herhangi bir şekilde vurdunuz onu. 3 saniye boyunca şey 3 saniye içinde düşürürseniz 150 hareket hızı kazanıyorsunuz bir buçuk saniyede düşen. Tabii 150 hareket hızı bayağı yüksek bir hareket hızı. Onu unutmamak lazım. Yani ligozacı sınırlar içerisinde şöyle söyleyeyim. Çoğu şampiyon için e, %30'dan da %35'lik falan bir hızdan bahsediyoruz burada. Hatta yani şöyle düşünelim. En hızlı şampiyonlardan bir tanesi Lee isim. Botla 390 ile koşuyor. Yani %35'inden bile daha fazla. Neredeyse %40 diyebileceğimiz bir hareket hızı. Yani 150 aslında çok büyük. E, un unique kısmında ise İki tane kısım var. Biri pasif biri aktif. Pasif kısmı savaş dışındayken hareket hızı kazanıyorsunuz. Bu sabit. Menzilsizler için 40, menziller için 20. E, çok büyük bir miktar değil ama yine de ekstra. Aktif kısmında da basıyorsunuz. E, menzilsizler için %20, menziller için %15 olacak şekilde hareket hızı kazanıyorsunuz. Ve e, birimlerin içinden geçmenizi sağlıyor. Ghosting veriyor size. Yani bir şeylere takılmıyorsunuz. 45 saniye de bekleme süresi var. Şimdi eşyaların ikisi de aynı para. İkisi de 2700 altın. Fakat özellikle profesyonel maçlarda şunu çok görmüşsünüzdür. Yoğumu daha çok tercih ediliyor. Bunun bir sebebi var aktif kısmı. Şimdi eşyaların altın verimliliğine de bakalım ikisininkine. İkisi de aslında çok yüksek değiller. Fırsatın altın verimliliği, kendi altın verimliliği %101 aslında. Ama bir pasifini de dahil edebiliyoruz burada. Yani bunun pasifi hesaplanabilen bir pasif. Diğer her şeyi değerlendiremiyoruz ama burada direkt olarak sabit bir zırh teşmi aldığımız için sayısal bir değer çıkartabiliyoruz orada. Eğer pasifini kullanıyorsanız e, 3000 altınlık bir, e, yani 3000 altın demeyelim de level'ınıza göre 3000 altın. 2884 ile 3034 altın arasında bir değeriniz oluyor aslında. Yani %106 ile %112 arasında bir altın verimliliğiniz var. Gayet iyi bir altın verimliliği var. İkinci kısmı e, sayamıyoruz. Onun değerlendirme kısmı yok, onun bir gold karşılığı yok. Yoğun mu ise aslında altın verimliliği düşük bir eşya. Normal koşullar. Fakat yoğununun da ufak bir hesabı var. Savaş dışında kaldığınız dönem için e, hesaplayabiliyoruz. En azından onu. Aslında istatistik olarak yani savaş içinde aldığınız istatistikleriniz aktif kısmını saymadığımız zaman aslında zarar ediyorsunuz teorik olarak. F fakat pasif olarak aldığınız hareket hızı tabi bunu menzilliler için değerlendirmişler. Onu hesaplamak lazım. Yani menzilli şampiyonlar genelde bu arada menzilliler daha çok kullanıyor yoğumuyu. Varus'lar, Graves'ler falan daha çok kullanıyor yoğunuyor. E, oradaki altın verimliği daha düşük ama aldığınız hareket hızından da belli bir fayda sağlıyorsunuz. Tabi bunun aktif olması kısmı var bir de pasif olması kısmı var. Fırsat pasif olarak size bir hız veriyor. Savaşın içinde birini düşürürseniz ekstra hızlanıyorsunuz. Yoğum'u e, sadece size savaş dışında bir hız veriyor. Aktif olarak savaş içinde hızlanabiliyorsunuz. Aslında aynı şey. yani Temelde benzer şeyler yapıyorlar diyeyim. İstatistiklerde çok benzer. Bunların içerisinde Yoğunun fırsata da göre daha çok tercih edilmesinin ana sebebi aktif kısmı. Savaşın içerisinde de siz Ghost'la oynamadığınız zaman bile. Şimdi burada Ghosting özelliğinden dolayı bu Ghost mu veriyor diye düşünebilirsiniz. Aslında benzer bir özellik. Çünkü birimlere çarpmamanızı, takılmamanızı onların içinden geçmenizi sağlıyor. Hareket de Ghost değil. Yani yarım bir hayalet basmışsınız gibi düşünebilirsiniz kendiniz. %20 ila %15 aldığınız hareket hızı. Bu yani %15 hareket hızı aslında ciddi bir hareket hızı haline dönüşüyor. Savaşın içerisinde. Çünkü yani bunu işte atıyorum diyelim varusu aldınız, ee, normal hareketiziniz genelde 370-380 arasında oluyor o tipte şampiyonların, ee, yani o grubun içerisinde olduğunuz zaman da ee, yaklaşık 50-50-55 hareketizi kazanmış oluyorsunuz aktif olarak. Tabii ki bu e, fırsatın verdiği şeyi karşılamıyor, ee, extraction kısmını yani ikinci pasifine karşılamıyor. Burada 150 alıyorsunuz ama. Bunu istediğiniz zaman basabiliyorsunuz. Yoğumununkini istediğiniz zaman basabiliyorsunuz. Fırsatın avantajı pasif olarak hareket hızı veriyor olması. Şimdi pasif %5 hareket hızı veriyor. Dediğim gibi ben tekrardan aynı şekilde değerlendirelim. 380 diyelim hareket hızınız. %5'den 19 alıyorsunuz abi. Menzilli bir şampiyonsanız. Yoğumunun pasifinden de 20 alıyordunuz. Kombatın dışındayken. Zaten aynı şeyi almış oldunuz aslında. Yani 19-21 hareket hızı fark var arada. 380 tabii. Daha yüksekseniz daha farklı oluyor da. Zahir. Combat'ın dışında hareketiniz aynı. İkisinde de. Combat dışındayken ikisinde de aynı hızla ilerliyorsunuz. Combat içerisinde yoğumu buradaki şeyi kaybediyor. Bu 20'yi veya 40'ı kaybediyorsunuz. 20'yi kaybettiniz. Diyelim Varus oynuyorsunuz. En çok kullanılan şampiyonlardan biri veya Jayce'i oynuyorsunuz. 20'yi kaybettiniz. 380'e düştünüz. Yani 400'dünüz. Tamam mı? 380'e düştünüz. %15 alıyorsunuz. 430'a çıkıyorsunuz. Fırsatta hiç kaybetmiyorsunuz, hep dörtlüsünüz. Ya aslında aradaki fark bu. Sizin bu iki eş arasında tercih yapmanızı sağlayan tek sebep bu. Sizin şampiyonunuz anlık olarak yavaşlayıp hızlanmayı mı tercih ediyor, belli bir süre içerisinde yoksa sürekli olarak hızlı olmayı mı? Şimdi şunlara bakmamız lazım o yüzden. Hangi şampiyonlarda anlık olarak hızlanmak daha etkili? Hangi şampiyonlarda pasif olarak sürekli hızlı kalmak daha önemli? Mesela iki tane şampiyon değerlendirelim. Benim mesela en çok yakıştırdığım iki şampiyon fırsatı, Draven ve Senna. Özellikle Senna zaten biliyorsunuz sürekli hızlı olmayı tercih eden bir şampiyon. E, o yüzden zaten en çok aldığı botları da genelde e, Çeviklik botları, pardon Atiklik botları, Swiftness botları genelde. Draven'a da şundan dolayı yakıştırıyorum. Draven'ın zaten kendiliğinden e, bir burst hızlanması var. Kendi W'sundan bir hızlanması, hızı kazanma özelliği var. Pasif olarak hızlı olması onun hem balta alta kontrolü hem de üzerine gelen yetenek açısını kontrol etmesini sağlıyor. Öyle bir avantajı var. Yoğumu'nun mesela Varus'a bu kadar yakışmasının sebebi ne? Çünkü Yoğumu ben yani Varus kombatın dışında geliyor. Yoğunun aktifini basıyor. İkisinin hızlanmasıyla beraber birine ulti atıp yakalıyor. Yakaladıktan sonra kendi kitle kontrolüne sahip olduğu için yavaşlamasının bir önemi kalmıyor. Zaten adamı yakalamışsınız. Şeklinde hareket edebilirsiniz. Şimdi mesela nasıl tercih yapmanız lazım? Tam olarak buna bakarak yapacaksınız. Benim oynadığım şampiyon aktif olarak hızlanmaya mı ihtiyacı var? Yoksa sürekli hızlı hareket etmeye mi? Mesela bunu kendinize bir tane örnek atayım ortaya. Bunları çok, yani bu tar bu iki eşyayla kullanabilen bir şampiyon olarak ortaya bir tane kullanayım. Talon oynuyorsunuz. hangi sizin daha çok işinize yarar? Diye değerlendirin. Yorumlarda tartışın bunu. Ben bu arada ikisi için de geçerli argümanlar sunabilirim. Çünkü talon oynadığınızda duvardan atladım, kombattan çıktım. Kombattan çıktığım için ekstra hareket iz aldım. Menzesiz olduğum için kırk aldım vesaire. Şeklinde e, argümanlar sunabilirim. Ama diyebilirsiniz ki diğerinde de abi ee, ama yoğumuyu kuldağına soktuğumuz zaman gir çık yapmak daha zor oluyor. Bu da bir tercihtir. Bu da bir opsiyondur. O zaman fırsat tercih edebilirsiniz. İkisinin de olabileceği bir şampiyon. Ama bir sürü Lethality şampiyonu için, bir sürü zırtleşme şampiyonu için ikisini de kullanabileceğiniz, alabileceğiniz durumlar var. İkisini aynı anda da alabilirsiniz bu arada. Çünkü ikisi de ucuz eşyalar. Bunu da unutmamak lazım. Zırtleşme eşyalarının genel artısı zaten ucuz olmaları diğer eşyalardan. İkisi de 2700 yani Ucuz tam eşya diyebileceğimiz kategoride eşyalar. İkisinin de verimli olduğu durumlar var. Dediğim gibi ben özellikle Sena ve Draven'a çok seviyorum ama başka şampiyonlara da kesinlikle fırsatı kullanabilirsiniz. Ben biraz bazı durumlarda yani yoğumunun çok gölgelediğini düşünüyorum fırsatı. O kadar gölgelemiyor. Bence biraz haksızlık yapılıyor fırsatı o konuda. Bu yoğumu kötü olduğu için değil. Yoğumu gayet iyi bir ya. Gayet de verimli bir ya. Dediğim gibi yani ad ve zırtleşme kısmı belki altın olarak çok verimli gözükmeyebilir. Hatta ederin altında da olabilir ama hareket hızı az bulunan bir istatistik League of Legends'da. Hareket hızı bulabiliyorsanız bunu değerlendirmeniz lazım. Özellikle ihtiyacınız varsa. Tabii ki bazı şampiyonlara hiç ihtiyacınız yok. Yani Zed oynarken belki de hiç ihtiyacınız yok hareket hızına. Ama belli şampiyonlarda da var. O yüzden Oynarken bu iki eşyadan hangisini alacağım ben eğer ki bir tane opsiyonunuz varsa dediğim gibi ikisini de alabilirsiniz. Eğer ki bir tanesini almak istiyorsanız oynanız şampiyona bakın. Ben aktif olarak Yükme izme almamı istiyorum. Yoksa pasif olarak düzenli bir şekilde hızlı hareket etmek mi istiyorum? Bu aradaki ayrımı yaptıktan sonra istediğiniz tercihi yapabilirsiniz. Eşyaların ikisi de iyi durumda. İkisinin de yakın tarihte de nerfleneceğini düşünmüyorum. Ama yoğumunun çok fazla alınıyor olmasından dolayı nerflenme ihtimali var. Onu göz önünde bulundurun. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.